Arkadaşlar merhaba. Bugün dev nazo dediğimiz teknikle küpe yapmayı göstereceğim. Küpemiz bu şekilde. Çok şık oluyor. Gümüşünü çalıştım. Bugün böyle bir haki yeşilimiz var. Onu çalışacağım. Dev nazo dediğimiz olay, nazonun bu büyük kristaller için, 4 numara kristaller için 3 değil de 4 boncukla başladığımız tekniği. Nazoyla, dev nazoyla böyle bir şey daha yapabiliyoruz. Bu da bizim yaptığımız bir bileklik. Ben şimdi tek sıralı yapacağım. Bunu 3 sıralı yapmıştım. Çok şık oluyor. Kum boncuk ve kristal kullanarak maliyeti gayet uygun bir takım. Ne gerekiyor? Nazo yaparken ben misina kullanıyorum. Yani ip kullandığımız zaman biraz yumuşak kalıyor. 0,15. Benim kullandığım genelde 0,15. Neden 0,15? Kum boncuklar genelde çok dar olduğu zaman 0,20 kullandığımızda kırıyor boncukları. O yüzden 0,15 tercih ediyorum. Küpe için 1,5 metre falan yeter. 4 numara kristalimiz 3 numara da olur ama ideali nazo için 4 numara. Kum boncuğumuz. Ben haki yeşile uyan böyle bir renk tercih ettim. Siz de kendi kombinlerinizi ona göre yaparsınız. Yaptığımız nazonun içinden geçirmek için böyle bir küpe halkası. Bunlar da malzemecilerde satılıyor. Bazen bunların ucuna miyokiden falan sallantı yapıp kullanabiliyoruz. Altın sarısı aldım çünkü bu daha çok altın sarısına benziyor. Genelde gümüş ve altın sarısı olarak satılıyor bu aparattan. Tabii ki boncuk iğnemiz, makasımız. Bu geçirdikten sonra bazen çıkabiliyor. Onun için de yapıştırıcıyla sabitlersek çıkmaz ve uzun süre kullanılabilir. Bayağı kullanılabiliyor. Evet. Arkadaşlar, başlamada 4 kum ve 1 kristal alıyoruz. Normal nazoda 3 kum ve 1 kristalle başlıyoruz. Bunu ben öğrenirken bayağı zorlandım. İnşallah size anlatabilirim. İpimizin sonuna kadar getiriyoruz. Yaklaşık bir 3 santim, 4 santim kadar bir pay bırakıp buradan bağlıyorum. 3-4 defa bağlayalım ki açılmasın. İçinden de geçirebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. İlk başta çok tutması da yapması da zor. Daha sonra eliniz alıştı mıydı? İnanın arkası geliyor. Bağladıktan sonra kristalimin içinden karşı tarafa geçiyorum. Ve kristalimin geçtikten sonra en yakınındaki ilk kum boncuktan bakın iğnemi boş bir şekilde geçiriyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. İğnemin çıktığı ipten tersinden giriyorum ve yanındaki kum boncuktan giriyorum. Bakın. Üç almıştım. Şimdi iki boncuk alıyorum. Bakın, şurada iğnem çıktı. Bu iğnemin hemen yanındaki, yukarısındaki
kum boncuktan, iğnemin çıktığı kum boncuktan ve onun yanındaki kum boncuktan geçiyorum. 3 tane boncuk. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Tekrar 2 kum alıyorum. İğnemin çıktığı boncuk bu boncuk. Onun yukarısındaki boncuktan, iğnemin çıktığı kumdan ve onun yanındaki kumdan çıkıyorum. 3 tane kumdan birden çıkıyorum. İşlemi yine tekrar ediyorum. 2 kum aldım. Bakın iğnem en son buradan çıktı. İğnemin bir önce çıktığı kumdan, iğnemin çıktığı ipin olduğu boncuktan çıkıyorum. Üçüncü bir boncuk olmadığı için buradan geçiyorum. Böyle bir taç oluştu. Bakın. Şu kenarları saymasak 1, 2, 3, 4 tane kral tacı gibi tacımız var. Boş bir şekilde kristalimin içinden geçiyorum ve kristalime en yakın yukarıdaki bakın kum boncuğun içinden geçiyorum. Biraz daha renk açayım. Evet. Şimdi 3 tane kum boncuk alıyorum. Bakın buradan çıktım. Karşı tarafta kristalin öbür ucundaki en kenardaki kum boncuğun içinden ve kristalden geçiyorum. Bu işlemi ilk başta yaparken çok zorlanırsınız. Başa sarın sarın tekrar izleyin. Bakın böyle bir yuva oluştu. Kristalim içinden çıktım. Kristalim yakınındaki iki kum boncuktan yukarıya çıkıyorum. İlk başta 3 kum alıyoruz. Daha sonra 2 kum, 2 kum devam ediyor. Bu işlem 4 defa yapıyoruz. 3 kum. Kristalimin, pardon, ipimin çıktığı kum boncuğun ters tarafından giriyorum. Ve yanındaki kum boncuktan çıkıyorum. Böyle daha iyi ayrıntılı göstermeye çalışayım. Biraz ilerledikçe daha ayrıntılı görmeye başlarsınız. Evet, 2 kum alıyorum. İpimin çıktığı, ipin çıktığı kısmı takip edin. Bir önceki, bir yukarısındaki kumdan, ipin çıktığı kumdan ve onun yanındaki kumdan geçiyorum. İkinci tacımı tamamladım. Tekrar 2 kum aldım. İpimin çıktığı boncuktan değil, bir önceki boncuktan, sonra ipin çıktığından ve onun yanındaki üçüncüsünden geçtim. Evet, 1, 2, 3 ve sonuncu. 4 tane yapmış oluyoruz bu işlemi. Tekrar 2 kum aldım. İpin çıktığı kumdan değil, bir önceki kumdan çıkıyorum. Bakın buralarda boncuklar var ama onların içinden geçmiyoruz. Yanında başka boncuk yok. Ama sizin kafanız karışıyorsa dördüncü işlemde üçüncü kum boncuktan geçmiyoruz. İki kum boncuktan geçiyoruz. Başta ve sonda iki kum boncuk. Bakın tekrar tacımız belli oldu. Bir öncekinde kristalin içinden geçmiştik. Şimdi
Kristal yerine 3 tane kum boncuk yerleştirmiştik. Onun içinden geçiyoruz. Karşı tarafın o 3 boncuğun içinden geçiyoruz. Karşıdaki en kenardaki kumun içinden çıkıyoruz. Şimdi kristalimizi yerleştiriyoruz. Kristalimizi, iğnemizi aldık. İğnemiz, ipimiz burada. Bu ipimizin karşısındaki kristalin karşısındaki kum boncuğun karşısındaki kumun içinden ve 3 tane kumun içinden çıkıyoruz. Ve ikincisini yerleştirdik. Hemen ipimizi çıkarttık. 2 tane bakın şöyle dörtlüğümüz var. Şuradaki hemen yukarı doğru 2 kumdan çıkarak yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi daha çok görürsünüz. Bakın 4 tane tepeciğimiz var. 1, 2, 3, 4. Şöyle anlaşılır herhalde. 1, 2'mizin çıktı. 1, 2, 3, 4. Tekrar yuva hazırlıyoruz. 3 kumla başlıyoruz. İpin çıktığı kum boncuğunun gerisinden, tersinden ve yanındaki tepecikten geçiyoruz. Artık tepeciklerimiz çok net görülüyor. Birincisi bu. İkincisini yapıyorum. Tekrar bu sefer 3 kumdan geçiyorum. Bakın bu ikinci tepeciğimiz. Tekrar 2 kum alıyorum. 3 boncuktan çıkıyorum. Üçüncü tepeciğimizi yaptık. Bakın 1, 2 ve 3. tepeciğimiz ve son tepeciğimiz 4.'ü yapıyoruz. Bu sefer 2 kum boncuktan geçiyoruz. 3 tane değil. Dediğim gibi kafanız takıldı mıydı? Başa sarıp tekrar tekrar izleyin. Çünkü ben öyle yapmıştım ancak bu şekilde çözebildim. Benim için en zorlandığım modeldir. O yüzden de en sonlara bırakıyorum bunu. Kristalim içinden geçiyorum. Kristalime en yakın kumun içinden de çıktım. Bir kristal bir kum yerleştiriyoruz. Bir kristal 3 kum yerleştiriyoruz sırayla. Şimdi kristal 3 kum, kristal şimdi 3 kum yerleştireceğiz. Normal nazoda kum yerleştirmiyoruz. Direkt kristal yerleştiriyoruz. Bunu dörtlü, beşli tepeciklerle de yapabilirsiniz. Kristalinizin boyutuna bağlı. Daha büyük 5, 6 numara yaptığınızda öyle ama zorlanırsınız. En güzeli bu. Yani 5 numara kasabilir. Evet. Bu birinci tepeciğinden çıktık. Evet. Tekrar 3 kum alıyorum. Tanesinden geçiyorum. İlk seferde tekrar 2 kum alıyorum. 3 tanesin bir ipin çıktığı boncuğun bir önceki ipin çıktığı boncuk ve yanındaki boncuk 3. tepecikten. Bu ikinci tepeciğimiz. 4 tepecik yapıyoruz. 4 sefer tekrarlıyoruz. 2 kum. Tekrar 2 kum. Son seferimizi yapıyoruz. O yüzden son seferde 2 kumdan geçiyoruz. Şimdi 3 boncuğumuzun içinden geçip onun en yakınındaki kum boncuktan çıkıyoruz ve kristalimizi yerleştiriyoruz.
Evet. Arkadaşlar bunun için 10 tane kristal yeterli. Ben bunu açayım. Tekrar takmayı göstereyim. Bu kadar olacak. İplerimizi yok ediyoruz iki taraftan da. Daha sonra bunun içinden geçiyoruz. Dikkat edin, şey yapabilir. Bazen takılıp misinayı kopartabiliyor. İlk başlarda dikkat edersek. Daha sonra da yapıştırıcımızı alıyoruz. Çok güçlü mücevher yapıştırıcısı. Her şeyde kullanılıyor. Ben çok kullanıyorum. Evet. Buralarını yapıştırarak da sabitleyebiliriz. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Çünkü maliyeti çok düşük ve el emeği çok şık bir şey. Yapması gerçekten kolay. Misina'nın topunu bunu ben 8,5'a aldım ama 6 lira 0,20'si. Bir dizi kristal 3,5-5 arası değişiyor. Ankara için söylüyorum. 2,5'a da verenler var. Bir dizi de 12 dizilik satılıyor kum boncuğumuz. Bir dizi kum boncuğumuz da yetiyor. Bunların da çifti 2 lira, 1 lira, 2 lira arası değişiyor. Dediğim gibi maliyeti çok düşük ama yapması çok zevkli, çok kolay bir çok şık küpemiz. Yapmak isteyenler için daha sonraki bölümlerde inşallah normal nazo ve dev nazo bilekliğimizi de yaparız. Bu tekniği birkaç sefer yaptıktan sonra, öğrendikten sonra ikilisine rahat geçiş yapabilirsiniz. İlk önce tekliği yapın. Çünkü boncukların tepeleri, şunlar bunlar karışıyor. Mantı çözdükten sonra emin olabilirsiniz. Çok rahat sizler de yapabilirsiniz. Renk uyumlarını da size tavsiyem. Mat altın, döre altın dediğimiz boncuktan edinirseniz hemen hemen her şeyle gidiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.